Merhaba, ben Mesut Çevik. Merhaba, ben Enis Kirazoğlu. Yeni bir ikisi bir yere daha cüzdanlarınızı korumaya geldik. Nasıl giriş? Abi, Michigan Üniversitesi'nde bir araştırma yapmış öğrenciler ve bu araştırma gerçekten inanılmaz büyük kapsamda. Çünkü bak 17.303 farklı noktada deneme yapılmış. Üf. Ve deneme ne? Abi cüzdanlar bırakıyorlar. Tamam. Bu cüzdanların bir tanesinin içinde $13.45 var. Hı hı. Bir tanesinde hiç para yok. Ama ikisinde de bir e-posta adresi var ve lütfen ben bu cüzdanı buldum, sahibine haber verin bulursanız diye bir not var. Sanki birisi bulmuş da hani iletememiş, koymuş gibi cüzdanı. İçinde para olan cüzdanlar, para olmayan cüzdanlara göre daha hızlı geri dönüş sağlamış. Cüzdanın içinde para. Ama şimdi bak 13.75 diyorsun. Bence buna bir üçüncü denklem daha eklenmeli. $1000 var içinde. Ya hepsini o da var. Yalnız, ha, var mı? Ha, var. Okay, onu da yapmışlar süper. Bak. Süper. Adamlar düşünmüşler, biri çıkar. Tabii bir gerizekalı ben. Bilimsel araştırmamız hakkında fikir üretmeye kalkar. Ama yok, o da bambaşka bir yere gidecek çünkü burada açıklayacağım bazı bilimsel analizler sonrasında. Evet. Kendimi... Yalnız şey mantıklı değil mi? Sen de bir cüzdan bulsan abi, içinde 20 lira görsen veya içinde hiç para görmesen. Yani boş bir cüzdanı iade etmekle uğraşır mısın? Ben uğraşmam. Peki abi, sana şunu söyleyeyim. Ha şöyle, içinde kimlik kartı falan var mı mesela? Şimdi tabii bunlar var. Şey, iletişim bilgileri var. Hayır. Ve nüfus cüzdanı var mı adamın içinde? Ha, yani ya. Şöyle, şimdi nüfus cüzdanı lazım olan bir şey. Tabii ama Amerika'da bilmiyorum o nasıl bir durum. Şey var ben içinde. Ben Türkiye için düşündüm yani. Yani bazı tabii ki önemli belgeler var. O cüzdan birisine, yani sadece boş cüzdan olarak düşünme. Bak, kredi kartı için uğraşmam. Çünkü kredi kartı adam çoktan iptal etmiştir. İptal bakabilir. Yani, çoktan iptal etmiştir. Orada tek sıkıntı olacak şey bence nüfus cüzdanı gibi dert hani. Sonuçta ilan vermen gerekiyor. Kaybettin, ibraz edeceksin falan. Yani o $13'dan daha çok uğraştırır seni yani. Tabii. $13'ımı kaybedeyim, cüzdanımı kaybetmeyeyim. Zaten e-posta atılıp atılmadığına bakmışlar burada. Yani şey istiyorlarmış. Adamlar bu cüzdan bulunur bulunmaz e-posta atıyor mu? E-posta atması yeterli. E-posta atanları da şöyle dönmüşler. Kardeş, biz bir deneme yapıyorduk. Parayı harcayabilirsin. Para senin olsun. İstersen bir yardım kuruluşuna bağışla. Boş cüzdan bulanlara ne yapacaklar? İşte boş cüzdan bulanlara da... Cüzdan senin olsun kardeş, güle güle kullanma demişler. Herhalde içine gider bir alta yaramıyor zaten. Yok, ben buradaki olayı, sorumu sormamın sebebini daha iyi açıklayayım. Şeyi anlayamadım. Ya boş cüzdan insanlar niye iade etsin? Niye öyle beklenti var ki? Abi şimdi içindeki evraklar ve cüzdanın... Yani cüzdan sonuçta birisine ait. Ben anlamam. Ben bunu öğrenmem lazım. Bak şimdi sana şöyle söyleyeyim. İçinde para bulunmayan cüzdanın sadece %40'ı geri gelmiş. İade etmişler yani. Vay, iyiymiş be. Tabii cüzdanı bulursanız bana haber verin yazıyor adam. Haber vermişler. Ama içinde para olanların %51'i iade olmuş. Sonra demişler ki ya biz burada bir problem olabilir. Biraz şeyi arttıralım. Miktarı. İçindeki miktarı arttıralım abi. Çalınmışak bakalım. Amerika, İngiltere ve Polonya'da $94 çıkartmışlar cüzdanın içindeki para miktarını. 3000'den fazla cüzdan dağıtmışlar. %72'ye yükselmiş geri gelme oranı. Hmm. Neden şöyle olmuş anlatayım. İnsanlara sormuşlar sonra. Demişler ki abi sen niye içinde para olan cüzdanı geri getiriyorsun? Daha doğrusu böyle sormamışlar tabii. Para olmayan ve sen para olan cüzdanları iade eden adamlarla konuştuklarında. Neden iade ettin? Hani ne dürtüsü var? Sence nedendir? Lazım olabilir. Yüksek bir meblağ. Abi hırsızlık hissiyatı artıyormuş. Bak içinde $5 olan bir cüzdan bulduğunda, tamam mı? Hı hı. Onda böyle bir şey hissetmiyormuş adam. Daha az hissediyormuş. Cebine attığı zaman. Ben hırsızım. Fiyat arttıkça, para arttıkça hırsızlık psikolojisi hırsızlık psikolojisi artıyormuş. Yani anladın mı? Ha bak, ben baştan konuyu yanlış düşünmüşüm. Şimdi burada ben olayı şöyle zannettim. Yani sallamayanlar, aman deyip kenara atanlar. Yok öyle değil. Adam alıyor cüzdanı her türlü. Ha bu alanlar arasından tabii, parayı alanlar cebine arasından atanlar, atmayanlar. Tabii bunlar çünkü izliyorlar, gözlemliyorlar. Okay, ben zannettim ki hani şey... Alıp böyle diye kenara atanlar. Yok böyle kontrolsüz şekilde böyle etrafa saçılmış cüzdanlar değil bunlar. Bunlar gözlemliyorlar. Birisi alıyor mu o cüzdanı? Ben en başta geri iade oranı deyince aklıma hani iadeden geldi, yetmeye geldi. Çalanlar ve çalmayanlar olarak düşünmemiştim. Tabii adamın hırsızlık hissiyatı artıyormuş para miktarı arttıkça. O yüzden daha hızlı geri dönmüş. Mesela içine anahtar koymuşlar sonra. Hı hı. Anahtar koyduklarında da anahtarlı olan cüzdanlar %61 oranında daha fazla geri getirilirken anahtar olmadığında %52'de kalmış geri getirilme oranı. Anahtar olunca hırsızlık hissiyatı katlanıyormuş çünkü. Ya, yani evinin anahtarı var, şey var. Tabii bu bilimsel olarak hani adamların yaptığı yorum herhalde. Ben yok, milletin... görüşmeler, birebir görüşme yapmışlar sonra. O geri getirenlerle getirmeyenler arasında. Avrupa insanı çok kültürlü ve kendini tanıyan bir insan. Geri getirenler getirmeyenler arasında değil mi? Boş cüzdanla dolu cüzdan arasında. Getirmeyeni bir daha bulamıyor zaten. Ya, bakın arkadaşlar, biliyorum çok uyuzluk çıkarıyor olabilir videonun başından beri. Ben sadece hakikaten basit bir zeka ile düşünmeye çalışıyorum ki basit bir zekaya sahibim. Şimdi gerçekten test yaptıkları insanların kültür seviyesi yüksekmiş. Düşünsene sen mesela cüzdanı aldın. iade ettin, sana soruyorlar neden iade ettin, ne oldu falan filan diye. Ya kendini o kadar iyi tanıyorsun ki, psikolojine o kadar hakimsin ki hırsızlık hissiyatı içimde miktar fazla olursa. Bilimsel araştırma öyle olmuyor. Sana soruyorlar soruları. Biliyorum zaten, sen yaptıkları evet, çıkarımlar... evet, hayır diye çıkarım çıkıyor. Çıkarım diyorum zaten. Evet. Ya. Sen dedin yani insanlar böyle söylemiş diye. Yani bu ona adamın eşi öğretim üyesi, evet, oldukça kültürlü, zeki bir insan. Ama görüyorsunuz sorular hep bu şekilde geliyor arkadaş. Abiciğim bak ben eşime de böyle söylüyorum. O yüzden o seviyor. Öğretim ya. Yani öğretiyor, anladın mı? Bana sabah kadar eğitim. Ben seviyorum abi. Ben de burada yani benim gibi basit zekalı insanlar varsa bilimsel bir araştırma nasıl yapılır onu açıklamaya çalışıyorum. Yani anladım, evet. Tamam, böldüysem özür dilerim. Anlat. AMD'yi anlat, Ryzen'i anlat, anlat. Abi ben sana ama başka bir şey söyleyeyim. Bu dünya ortalaması tabii mesela bak. Çin'de geri getirilme oranları içi boşsa %10'un altında, içi doluysa da %20'nin biraz üstünde. Hani gelmiyor. Ya cüzdan mı lan bu diye toklar. Kenya'da özellikle içinde para varsa %20'nin de altında. Yani Kenya'da tamamen olay ortadan çıkmış. Abi ülkenin durumuna göre değişir tabii. Ama en ülkeler hangileri dürüst? Hangileri? Abi Danimarka en çıkmış. Refah seviyesi yüksek. Anladın mı? Orada boş bile %70'e yakın oranda geri dönmüş. Hani adam uğraşmış boşu bile döndürmek için sonuçta. İsveç. O da yüksek. O da yüksek yani abi. Yani o kuzey ülkeler arasında belki de mesela en az. Mesela İsveç'te refah, inanılmaz bir şey var. Dolu cüzdanla boş cüzdan arasında fark yok. Aynı yani. %80'e yakın bir oranda hepsi geri dönmüş abi. Öyle bir durum var. Rusya enteresan. Amerika Birleşik Devletleri'nden daha yüksek Rusya. Delikanlılar ya. Rusya'da delikanlılar. Sen bakma o ayı mayı, onların simgesi falan filan. Putin reis orada anladığım kadarıyla. Cüzdanlar gidecek. Sonra Avustralya. Avustralya'da da çok yüksek abi ama Avustralya'da boşla uğraşmamış insanlar çok. %50'nin üstünde boşlar geri dönmüş ama. Abi örümcek börümcek çıkarışından bir şey. Doluyor abi %70 oranında geri döndürmüşler. %70'den çok yüksek oranlar var yani $13 falan uğraşıyor adam. Ben yani şimdi orada bir de şöyle de var. Türkiye'de olsa $13 için de uğraşacağım, harcayacağım para daha fazla olur diye. $13 az para değil şu an. Şu an değil ama yine 13 lira desen anlarım, okey de. $13 80-100 lira para ediyor. Ben cüzdanı şöyle yaparım. Zaten cüzdanı falan gördün mü dokunmam abi. Ben de öyle yaparım. Ben mesela yerde para görüyorum ya almıyorum, onu duruyor. Biz böyleyiz abi. Yani bu araştırmayı ben nasıl geçiyorum onu merak ediyorum. Cüzdanı işte görüp onu sordum işte. Demek ki bizim gibiler hiç kale almıyorlar. Yok yani, onu almıyordur. Cüzdanı eline atanların yüzdesidir bu. Beni kale almıyor. Bu adam diyor dünyaya hiçbir katkısı yok. Olsa da olur. Olmasa yani insanlığa, topluma bir fayda yok abi. Ama boş bana güme, dokunma. Böyle geçiyorsun. Dokunmasın aynen da bana falan. Bu adam boş güme. Ya da sosyal deney vardır diye böyle bir ekstra şey var bizde. Ya ben hakikaten mesela şimdi yolda zaten özellikle herkes şey kafasında şu an. Hiçbir şey görmeyeyim, hiçbir şey muhatap olmayayım diye bir yere bakarak yürüme var. Yani kimseye gözüsü gelmek istemiyorsun. Hiçbir olayı böyle gözün içine nüfus etsin istemiyorsun. Abi yani yanlışlıkla biriyle göz göze gelmek Türkiye'de risk. Ya ne bakıyorsun? Bir de böyle bir şey var. Ne bakıyorsun diye bir laf var abi. Yani bir de mesela metroda olmuştur. Ne? Ya siz de yaşamışsınızdır diye düşünüyorum. Böyle göz göze geliyorsun bazen 2 kere 3 kere böyle bir yere doğru bakarken bir adamla. Bir yerden sonra oraya doğru bakmayı tamamen kesiyorum. Yani yanlışlıkla geliyor bana, oluyor böyle birkaç kez. Ya da tanıyor adam, ben sürekli adam bana bakıyordur. Ben o adamım. Böyle gözünün içine bakıyorum. Bana mı bakıyor lan diye kilitleniyorum böyle. Ya lan diyorum şimdi durup dururken diyecek ki ne bakıyorsun, tamam mı? Açıklaması yok ne bakıyorsun. Ne bakıyorsun kelimesinin bir açıklaması yok abi. Abi göz göze geldik yanlışlıkla falan diye. Korkma abi. Çaktın mı kafayı? Burası Texas. Tak tak tak. Çakıl. Ya da çak 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 çak. İkisinin de cezası olmadığı için çok yüksek. Ondan korkuyorum yani. Ya serbest. Ok. Sik. Yani fantezi seviyorsan diye söylüyorum. Bir de abi adamda şey var. Yani tahrik edici şeye girebilirsin. Güvenlik kamerasından bakıyor. Hakim diyecek ki harbiden de bakmışsın. Hakim Bey bakıyorum yani. Dersin bakıyorum diye. Bakıyordum yani bacağımı kesmesine gerek yoktu filan. Ben aklıma şey getirdim sadece. Ya ben cüzdan bulsam yani yanımda bulsam, sağımda bulsam, yanımda bulsam alırım büyük ihtimalle. Yani alıp bakarım. Hatta geçen en son vapurda bir şey buldum. 1, 2, 3 de sayıyorsun. Ne buldum? Kimlik mi buldum? Akbil mi buldum? Bir şey buldum yani. Paso gibi bir şey buldum. Mesela akbil ben akbil falan bulduğumda hemen içindeki miktara bakarım. Basarak bakıyor değil mi? 3 kere geçince bakıyor falan. Ya da geçip şeyin üstüne ya bırakıyorsun. Ya da kullanıyor 20 kere ona ben bunu buldum sizin galiba abi diye veriyor. Abi dürüstçe olur mu? Basacaksın, geçeceksin, şeyin üstüne bırakacaksın ama onu. Herkes kullansın diye. Yani geçen bassın. Onun yerine şunu yap abi. Git orada kayıp eşyalar görevlisi var ya, ben ona bıraktım mesela. Ya benimki de olsa ben orada ararım. Nerede çünkü olduğunu bilmediğim için yani orada biri bulur koyar. Ya orada bir görevliye veriyorsun, onu götürüyor, sen kendin götürmüyorsun. Ya normalde bir şey kaybettiğiniz zaman, bir kaybedilen bir şey bulduğunuz zaman oranı kayıp eşya bürosuna vermek en mantıklı. Çünkü arayan insan ilk orayı arıyor. Abi hiç dokunma. Gideceksin kayıp eşyayı bulacaksın, edeceksin. Hayatı var ya zindan sahibi ettiniz. Yemin ediyorum hayatımızı zindan ettiniz ya. Şöyle bir olay da var. Mesela yerde para var değil mi? Hiç kimse onu yerden almasa Onu orada düşürdüğünü fark eden adam geri gelip bulabilir mi? Bulamaz. Bulabilir abi. Bulamaz abi. Dönüp dolaşıp bakarsın orada 50 lira var dersin. Abi imkanı yok, bulamazsın. Ha, yolda yürüyorsun, Kadıköy'desin. Bir uçtan bir uca. Parayı ne zaman düşürdüğünü bilmiyorsun ki. Muhtara mı bırakayım onu? Parayı ne zaman düşürdüğünü bilmiyorsun. Hayır, nasıl bulabilirsin? Tabii çok uzak bir süreçten geçtiysen bulamazsın. Adam çıktı sabah evinden işe gitti. Para nerede düştü? Nereden bilecek? O da doğru. Yani bir de o rüzgar var dışarıda, düşürdüyse bilmem nesi falan filan var. Zaten bir şey söyleyeyim. Parayı bulduysa biri 50 lira para var mesela. Ulan nakit paranın da ne kadar dandik ve anlamsız bir şey olduğunu görüyorsun ha. Kağıt parçası. Ha, kağıt parçası ve düşürüyorsun. Servetinden bir miktar, yani üstüne yazılı miktar gidiyor abi. Artık para bile yok ki. Yani nakit de yok artık. Rakam var yani. Burada senin servetin bu yazıyor. İşte en güzeli o. Aynen, tık tık temizi. Tık. O da her yerde hala daha geçmiyor Türkiye'de yani. Ay şeyi merak ediyorum ya. Yolda 50 lira bulsam mesela. Gördün ayağının dibinde. Ne yaparsın? Kimseden düştüğünü görmedim. Ben hiç ellemiyorum abi gerçekten. Geçiyorum yanından gidiyorum. Ben de geçerim büyük ihtimal. Çünkü yok, ben parayı almıyorum. Abi yani şöyle bir şey çok gördüm. Allığı var. Dokunmuyorum bile. Ya parayı alsam bile kimin düşürdüğü belli değil ki. Abi, yani ama şöyle bir onu şey... alacak adam, tamam mı? Belki gerçekten ihtiyacı vardır. Yani karakter erozyonundan değil de harbiden o 50 liraya ihtiyacı vardır. Belki şunu, ona denk gelsin. Şunu yani demek yanlış bir şey olur mu? İhtiyacı olan bir adam varsa alması mantıklı, çünkü o 50 lirayı sahibine iade edemezsin. Yani sokakta çok zor, düşürmüş bir şeyin sahibi. Bence yani, ha, mahallede olur. Berberin önünde görmüşsündür. Berber dersin ki abi bir 50 lirasını düşmüş. Bak sen de dursun. Hani sorarsa biri verirsin, ama mesela çok kalabalık yerde, işte Taksim gibi, işte atıyorum Kadıköy gibi, Beşiktaş gibi kalabalık yerlerde şöyle bir avantaj var abi. Ya bu benim de başıma geldi. Gördüm de çok fazla. Biri düşürdüğü zaman arkası çok kalabalık oldu, zaten görüyor birileri. Hani 10 liranız düştü, 50 liranız düştü diye arkadan uzatan oluyor. O yüzden onu oralarda çok böyle... Abi ben birkaç güvenlik kamerası kaydı gördüm. Markette Türkiye'de kadın cüzdanı düşürüyor. Adam çaktırmadan eğilip alıp kendi şeyine koyuyor abi. O hırsızmış demek ki. O da hırsızmış yani, önüne düşmüş fırsat. Yani müthiş bir görüntü ha. Kadın şey yaparken düşürüyor yani. Direkt soygun yani. Böyle yavaşça gidiyor. Hırsızlık kadar tilt olduğum, böyle bir şey olamaz ya. Tilt olduğum bir şey yok abi yani. İnanılmaz bir şey yani. Yani millet var ya. Karaktere bak ya. Yani karakter yok işte. Çünkü şerefsizliğin önde giden, tam bir burada dilimin el vermediği kelimeler kullanılacak. Yani ne kadar hırsızı varsa hepsinin ben dıt 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 dıt. Evet. Siz ne yaparsınız ya gerçekten? Ne yapıyorsunuz mesela? Yerde 50-100 gördün. Hadi geçtim, 250 dolar gördün. Bence 50-100-250'ye yapacak hiçbir şeyin yok abi ya. Abi peki sana şeyi sorayım son. Allah harcayacağım ne diyeyim yani. Ayağın böyle çantaya çarptı. Bir de piknik alanındasın. Gidiyorsun ya sen kampa, Allah'ın dağına falan. Aha. Dağdasın. Abi James Bond çanta çıt ettin abi. Dolar bildiğin şılak diye açıldı. Deste deste dolar. O kadar para haramdır, alırım ya. Onu hiç almayacaksın oğlum. Sen en büyük hatayı yapıyorsun. Onu hiç almayacaksın. O kadar para haramdır kesin. Onun peşindeki adam bak. Onun peşindeki adam çünkü sıkıntılı adamdır abi. Kesin. O orada kalacak. Kesin. Abi onu almayacağım diye bir şey yok. Onu ya orada hemen kaçarım yani. Orada durmaman da lazım. Evet, orada durmaman lazım. Hemen terk parayı etmem. Yanına bırakamazsın. Anladın mı ya? O alanı komple terk edeceksin ve gideceksin. Ama aradan bir şey olmaz ya. Aradan tık tık yap. Hırsızların hepsinin dıt dıt. Kameralarda şey böyle ahlak timsali falan. James Bond çantası mı? Hemen alırım çantayı. Çanta içine bakmadan alıyormuş böyle. Bomba hani mı var, ne var, hiç önemsemedim. Var, kendi çantam sandım ya falan diye. Aa, zirve ama ya. Peki daha kötü bir şey. Hayda, 100 lira versem pis elimi sıkar mısın gibi oldu muhabbet. Yok. Açtın, tamam mı? 2 tane şık. Bu şıkları lütfen cevaplayın arkadaşlar yorumlar kısmında. Anket yap. Abi para, zararlı madde ve silah da var içinde. Tamam. Kapatırıp tamamen şey yapmam, yoksa polise götürür müsün onu? Bir dakika, para var. Para var. Zararlı madde var. Zararlı madde dediğim işte o satılmaması gereken. Uyuşturucu diyeyim, tamam hadi öyle. Ha. Para var. Uyuşturucu madde, para ve... Sen de şey, sigarayı sansürleyen adam gibi oldun ya. Evet. Söyleyince sanki şey mi oluyor? Dolandırılmış. Para var. Bir de çok pis bir, atıyorum çok sağlıksız bir çikolata var. Bir de şey var. Oyuncak bıçak. Ne yaparsın o zaman? Türkiye'de miyiz? Yani polise götürür müsün? Türkiye'de miyiz? Dokunmam. Ben de dokunmam yeminler, çünkü şöyle bir şey oluyor abi, onu götürüyorsun. Eğer adamı bulurlarsa falan yan yana oturuyorsun abi. Dava dilekçenizde ikinizin de adresine arasıya gözüküyor. Dava öyle şeyden zaten yapamıyorsun. Zaten ben davacı değilim ki. Ben buldum. Belki iyi bir amaçla işte kullanıyordu adam. Şeysin ama bulan adamsın. Kayıtlara geçtin bir kere. Aynen öyle. İsmi soy ismi belli. Ben ya açık ve net söyleyeyim abi. Kusura bakmasın kimse yani, aramızda şey varsa. Vallahi kusura bakmayın sayın savcılarım da, öyle bir şey var. Bana arkadaş anlattı ya. İşte eşini taciz ediyor bir adam telefondan sürekli olarak rastgele. En sonunda dayanamıyorlar, şey yapıyorlar. Savcılığa gidiyorlar. Savcılığa gidiyorlar. Senin abi, arkadaşların bu arada var ya, tek tek programa çıkartmak lazım. Efsane. O adam çıkar konuşur diyeceğim de yani başından geçen olay şöyle abi. İkisine dava dilekçesi gidiyor çünkü şikayetçi oldukları için. Şimdi tacizci de sadece telefonu vardı ya eşinin. Adresine varası ya abi eline veriyorlar. Çünkü şikayette bulunan adresi de bu sefer adamın eline geçiyor. Taşındılar abi. Taşındılar ya. Yani böyle bir koruma mekanizması var. Şikayetçi misin? Hırsız da yan yana oturuyorsun abi, şeyde bekliyorsun. İfadeniz alınacak ya, hırsızı da yakın, hırsız da bekliyor, ailesi de dışarıda bekliyor seni. Böyle koruyorlar seni. İnşallah kimsenin başına aşağı gelmez. İnşallah gelmez, evet. Neyse arkadaşlar, evet. Bu ne yapalım bu? Bundan sonra bir şeyler daha söylemek ister misin? Yok, bana yetti. Teşekkür ederim. Bana da yetti, evet arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.